Sıkıldım sıkıldım uçmak istiyorum. Herkese merhaba. Başlıktan bildiğiniz gibi saçlarımı boyayacağım. Bugün iki tane saç boyası aldık Yeşil ile beraber. Yeşil kanıma girdi. Ters atıyorum. Her zaman kullanmış olduğum Pret de Lise köpük saç boyasıyla boyayacağım. Aslında evde Türkiye'den karamel boyan falan var ama bundan sonra onu geçeceğim. Çünkü bir köpük boyayla bunlar saçı açtığı için biraz bunu açtırayım diyorum. Saçımın şu anki rengi aslında koyu tek renk boyamıştık ama yine bir sürü karışık kuruşuk alttan çıktı benim saçlarım. Bu gördüğünüz gibi yeşilimsi renge boyayacağım. Hani sarı olunca sarı yeşile dönünce bir gıcık oluruz, kıl oluruz falan ama anlamadım bir şekilde kocam önce bunu boyamamı istedi. Bu ikisini aslında Yeşil seçti. Bu rose rengi. Province rose diye. Bu böyle hafif pembelik olan ve turunculuk olan bir renk olacak. Ama neyse ben çok takmıyorum kafamı saç rengini bildiğiniz gibi. Bu da böyle yeşilimsi olacak. Ve kocam der ki bunu boya. Şimdi boyayacağım. Bir anda da fırında kekim var. Bir tane misafir bekliyorduk. Ama son dakika gelemiyormuş. Şunu fırında keklerimiz. Bu tuzlu kurabiye de yaptım. O da fırına girecek. Bunlar fırındayken saçımı halledeyim diye düşündüm. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Demeye korkuyorum. Çünkü biliyorum. Tahmin ediyorum. Ben bu videoyu çekerken dün Türkiye'de 20 yaş altı da evden dışarı çıkmama kararı alındı. Bir de şehirler arası kapatıldı sınırlar. Japonya'da henüz öyle bir şeyler yok. Ama işte Tokyo, özellikle Tokyo'da evde kalın çağrısı yapılıyor. İşte bizim buralar biraz daha rahat görece insanlar. Maske zaten takılıyordu. Hani maske takımada bir artış falan filan ben açıkçası gözlemlemedim. Ama biz yine çekiniyoruz. İnsanın içine girmiyoruz. Kimseyle görüşmüyoruz falan. Bugün de işte o Türk arkadaş, onun şey Türk restoranı olan bizimkilerin işkembe çorbası içtiği Türk restoranı olan arkadaş bize gelecekti. Benim Türk marketinden almak istediğim bir şeyler vardı. Ben getiririm dedi. Ama gelemedi. O yüzden biz belki gideceğiz almaya. Korkuyorum bu ya. Bu ne böyle? British Ash. İlk defa böyle bir boy rengi. Böyle olsa ya saçlarım. Turuncu. Ben bir kere turuncu yapmıştım saçımı. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Çalkalamıyoruz. Düp. 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 Yapıyoruz. O yüzden hani şu an mesela parkta çocukların sesi geliyor. Bilmiyorum, ben anlamıyorum bu Japonları. Yani Türkiye haberleri, Türkiye ve dünya haberleri işte maske takın, şunu yapın, böyle yapın, şunu yapın. Ama Japonya haberlerini ben çok da takip etmiyorum açıkçası. Çünkü hani içinde bulunduğum için çok ağır geliyor bana. Zaten psikolojik olarak çok iyi bir yerde değilim. Sırtım çok ağrıyor, midem bulanıyor, nabzım birden yükseliyor falan böyle. Kendi kendime neyin doğru, neyin sahte olduğunu da anlayamadığım bir pozisyondayım açıkçası. Şimdi ben buraları şarkılı türkülü geçeyim. Hızlandırayım. Sonra görüşürüz. Boya tabağım burada da boya fırçamı bulamıyorum. Annemi boyadı en son. Ya da ben nereye kaldırdım bilmiyorum. O yüzden bu temiz bir otel fırçası. Diş fırçası otelden kullanmadığımız. Ay kulağımı da boyamışım. Yeşil yeşil. Yeşil yeşil. Benim yeşil saçlarım. Hey. Loy loy loy. Kime arayayım ismerim loy. Yoşa diyor ki dünya para verdi saçını boyattı. Bari birkaç ay daha bekleseydin dedim. Sıkıldım. Dedim depresyondayım. Fenalık geldi kendimi koyu koyu görmekten. Gerçi açılmışlar bayağı. Böyle ışıkta mışıkta görünce ben. Ama ben şeyde Instagram'da öne çıkanlarda benim böyle arabada şarkı söylediğim haller kısmı var. Bilmiyorum biliyor musunuz? Orada hep sarışın hallerim var eski ilk
Açıp açıp orada kendime bakıyorum. Zarzancılarımı özledim. Bir de orada kitap okuma hallerim var benim. Benim Instagram'da öne çıkanlarımı takip ediyor musun? Ben canım sıkılınca böyle elime telefon alıp yapacak bir şey olmadığı zaman kendi öne çıkanlarımı seyrediyorum. Deli miyim neyim acaba? Hatta göstereyim mi size? Telefonum burada. Mesaj gelmiş. Buraya geçiyoruz. Evet. Benim Instagram hesabım. Tamam mı? Burada. Nerede kız? Bilemiyorum. Sen ellerin can yakıyor. Gözlerin nerede oluyor? Gülüşün nerede oluyor? Hemen dönmeyişin. Bak burada çok güzel sesim. Ama işte böyle sarışın olabilmem için Türkiye'ye gelmiş olmam ve beni kazıklamamış, kazıklamayacak bir kuaför bulmuş olmam gerekir. Daha önce gittiğim kuaför arkadaşlar sağ olsunlar. Ya para değil de hani fazla para vermiş olmak ya da benden fazla para talep söylenilenin ilk baştaki anlaşmadan fazla para talep ediliyor olması değil muhabbet konu. Konu salak yerine konuyor olmak. Sorun arkadaşlığı aradaki güven duygusunu bozmak. Ne ben onlara muhtacım ne de onlar bana muhtaç. Herkes hayatına devam ediyor. Birbirimizin eksikliğini hissetmiyoruz. Yani ay, ona kuaför. Aman bana kuaför. Bana müşteri çok bakarsa. Ama işte üzülüyorum sadece. Sonra bir daha başka bir kuaföre gitmiştim. Saçlarımı makas değdirdi. Kesmedi. Ucunu biraz düzeltti. Makası açtı yani. Taksimetre gibi. Böyle tık tık bir şey yaptı. Saçının kesme ihtiyacı yok. Düzgün dedi. Daha zaten yeni kesilmişti saçım. Geçen hafta yani. O zaman için. Geçen hafta saçım kesilmişti. Ama makası açtı ya. Tık tık yaptı ya. Ne yaptığını da bilmiyorum tabii arkada. Kasada benden 40 mı 45 lira mı ne kesim parası aldı. Ben orada bir şey söylemedim kasada. Seray da kızdı bana. Niye madem dedi böyle bir şey var kasada söylemiyorsun. O da benim ehliyet arkadaşımdı. Bir daha oraya ilk ve son gidişim oldu. Saçımı çok güzel yapmıştı ama. Taksimetre gibi ya. Makas açıldı yapıldı yani bana. O yüzden güven problemi yaşıyorum şu an kuaförlerde. Saçımı böyle bir daha. Bir de zaten işte hamilelikti, doğumdu, bebekti. Gidip 5-6 saat böyle kuaförde saçımı sarı yaptıracak zamanım da olmadı. Söke'de başka güzel kuaförlerimiz de var yani. Hatta isim vermeyeceğim bir arkadaşım var. Bilmiyorum bu videoyu izleyecek mi? Beni İzmir'e kendi kuaförüne kaçıracak. Türkiye'ye gelirsem öyle dedi. Söz veriyorum kuaförüm seni kazıklamayacak dedi. İşte para değil ya. Yani tam para da önemli de. Oradaki benim anlatmak istediğim şey başka. Ben habire böyle kalan boyayı fırçayla yediriyorum. Kaşlarımı boyasam mı acaba? Bir delilik yapmayı cesaret edemedim. Bir de şu an kirpiğim kaşıma değiyor söylemesi ayıp. Kirpiğimin ucu da boyanabilir. O yüzden risk edemeyeceğim. Siz sürekli kuaför değiştirir misiniz? Hep aynı kuaföre mi gidersiniz? Bir de bu yaz Söke'ye geldiğim zaman Söke'nin en harika, en mükemmel kaşçısını bana söyleyecek, soracağım size. Gelecek o kadar. Hayal kuruyorum işte yazın gelip gelemeyeyim. Şu an uçuşlar bile yok Türkiye'ye. Kaldım yani Japonya'da. İşte hayal. Umut fakirin ekmeği.
Yazın gelirsem, gelebilirsem. Yazın hayat, dünya normale dönerse her şey normali arar olduk ya. Saç boyama boyasında depresif haller. Bu kılıkta böyle ciddi konuşmalar olmuyor. Neyse elimi yıkıyorum artık. Lavaboda yeşil yeşil oldu. Kız lavabodan... Lavabodan çıkmazmış bile. Ama çıktı çıktı. Ya boya hep kullandığım boya da... Yeşil... Yeşil renk ilk olunca... Pamuk şeker gibi görünüyorum. Böyle. Pamuk şeker gibi kız oldum. Neyse ben gidiyorum. Siz beni duştan sonra göreceksiniz. Bye. Japonların bir tane güzellik sırrı varsa o da duştan hemen sonra çıktıktan sonra hiç böyle saç kurutucu falan filan açmadan hemen önce özellikle yüzlerini nemlendirmeleri. Ben mesela hani çok düzenlecilik bakım yapan biri değilim. İşte her gün sabah akşam tonik krem bilmem ne serum kullanan biri değilim. Ama duştan hemen çıktıktan sonra eğer nefes izin verirse hemen yüzümü nemlendirme önem gösteriyorum. Çünkü dedikleri gibi gerçekten de bazen hani unutabiliyorum ya da olmuyor. İşte saç kurutma makinesi falan kremden önce kullandığım zaman sanki yüzüm böyle daha çok geriliyor. Daha çok cildime zarar veriyormuşum hissi oluyor. O yüzden hemen gözlenekler açıkken çünkü duştaki sıcak suyla açılmış oluyorlar. Temizken hemen nemlendirmek lazım. Şu an hem de nemlendirme yapan şöyle bir ürünüm var. Ondan sürdüm. Hala içime sinen güzel bir böyle kremim yok. O yüzden iki tane kremim var. Değiştire değiştire kullanıyorum. Bugün de bu soyalı. Soya fasulyeli. Her şey içinde işte 4-5 şişe birden yaradığını söyleyen böyle bir krem süreceğim. Zaten daha saat hani erken bir yere çıktım. Ama ihtimalimiz de var dediğim gibi. Olmayabilir de. Bilmiyorum. Caya da biliriz. Yeşil çok sıcak bakmıyordu çünkü. O yüzden güneş kremi sürmeyeceğim. Zaten şu andaki güneş çok cildime zarar verecek bir durumda değil. Ama saçımı hemen kurutup hala aydınlık olursa ki sanmıyorum herhalde. Saçımın rengini gösterebilirim ya da olmadı. Yarın gösteririm size. Ben de çok merak ediyorum gerçi. Islakken ben saçlarımın dipleri açık görünüyor şu anda böyle. Saçımın dibi baş dibi açık. Uçlar koyu gibi. Çünkü kendi saçım ve beyazlarım. Dur bakalım neler olacak. Tam gidiyordum aklıma geldi. Saçıma da bir tane bir ürün kullanıp öyle gideyim. Çünkü birazcık böyle kendi haline bırakıyorum ben. Pantene kullanıyorum. Ya bugün Elsevier kullanayım hadi. Hep bu ara Pantene serilerini kullanıyorum. Ankara'da Elsev'in bana göz attı. Elsev Extraordinary Oil. Bu Türkiye'de de var. Very dry ve çok çok kuru. Aşırı yoğun nemlendirir diyor. İki tane aldım. Bunun kokusu çok güzel. Evet, hatırladığım gibi. Asıl yoğunluk uçları işte biraz da böyle elimde ne varsa parmak tarağıyla yukarılara. Wow! Çok garip. Yeşil değil gibi ama kuruyunca o yeşillik gelecek mi acaba? Ama diplerim açık renk oldu. Bakalım. Neyse Türkiye'den boyam var. Boyarız. Ne düşünüyorsunuz? Şu önlerde hafif böyle yeşilimtırak renk gördüm sanki. Tam böyle yeşil gibi değil de. Şimdi kamerayı alıp evin önüne çıkmayı düşünüyorum. Yarın hava durumu bilmiyorum. Telefonum da şu an yanımda değil.
Yarın dışarı çıkıp, yarın yaş çalışıyor gerçi. Yarın dışarı çıkıp kendimi çekebilirim. Aa, buralar biraz daha ıslak. Ama yeter bu kadar. Bir çekeyim bakayım, merak ettim. Başka bir şey sürmeyi düşünmüyorum saçımı şimdilik. Biraz bu uçları böyle ıslak hala. Onlar da kendiliğinden kurusun. Sonuç olarak dışarı gitmemeye karar verdik. Görüşmek üzere şimdi dışarıda. Akşam oldu. Şimdi nasıl yapsam? Akşam ışığında böyle. Güneş altında ne renk olur bilmiyorum ama bir yeşillik meşillik görüyor musunuz? Hı? Böyle daha güzel görünüyor. Ne diyorsunuz?